yaptığımız için, yani büyük balıklar gibiyiz biraz. Sanat o boşluğu bize güzellikle tekrar geri gönderiyor. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın o İstanbul'u karlı fotoğrafları, yani karlı görüntüleri, o şehre yeniden aşık olmamızı sağlayan bir araç. Bu yüzden de hani Bernard Shaw'un dediği gibi, yani sanat olmasaydı gerçeğin kabalığına katlanamazdık. Bu yüzden de cüret etmekten korkmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani elinde bir şey varsa, üretiyorsan, ki birçok insan üretme konusunda biraz kaygıları var. Yani onların çok değerli, çok büyük, çok iyi olmadığını düşünerek paylaşmaktan sakınıyorlar. Ama bence bu konuda biraz sıradan olmak, kusurlu olmak, yazdıklarının çok iyi olmamasını ya da çok değerli bulunmamasını önemsemeden paylaşmanın güzel bir tarafı var. Çünkü sonuçta bu bir aydınlanma hareketi. Yani Arif Demar'ın söylediği gibi, onlar halktan yana aydın, biz aydınlanmış halk. Yani biz sıradan insanlar olarak elimize fırçalarımızı, fotoğraf makinelerimizi, kalemlerimizi almaktan sakınmayalım. Çünkü bir ayna ve kendi tarihimizi yazarken kendimize sanatın gözünden bakmak, dünyaya oradan bakmanın kendi mutluluğumuz, yani kendi derinliğimiz açısından bir değeri olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu yüzden de sakınmamanın değerli olduğunu bildiğim için de ben de biraz o cahil cesaretiyle, yani tiyatro işte, mesela Darya Fon'un Açık Aile diye bir oyunu var. Yani kaç senedir mesela onu oynamak istiyorum. Hani tiyatrodan belki uzun süredir uzakta olabilir. Tiyatrodan hiç konuşmadık seninle. Tiyatro, hep söylüyorsun tiyatrodan böyle uzak kalmıştım. Önce tiyatroyu anlat o zaman bize. Tiyatroya ne zaman başladın, nerede ve hangi oyunlarla? Yani çocukken başlıyorsun, boş derslerde çıkıp komiklik yaparak başlıyorsun. Sonra halk evi deneyimi vardı. Halk evi deneyiminde babam rolünde falan böyle ailece gittiğimiz bir Ümraniye halk evi vardı. Ve oradan o dönemi bilirsiniz, SHP Türkiye'de yerel yönetimlerde birçok belediyeyi kazanmıştı. Ümraniye'de profesyonel bir ekip kurmak istedi. Ben de çocuk oyuncu olarak beni oraya aldılar ve öyle girdi hayatıma tiyatro. Ondan sonra sosyalist bir iki grubun tiyatrosuna falan girdim. Bir yandan biliyorsunuz yani bütün şeyler, o dönemin kültür merkezleri bilmem ne, hepsinin bir tiyatro grubu vardı ama çok aslında nitelikli işler yapmıyorlardı. Nazım Hikmet'in Tanya şiirini bir oyunlaştırıp yurt dışına çıkıp bir turne yapmıştık. Sonra yurt dışına gittiniz. Tabii Berlin. Ümraniye oyunu mu yoksa özellikle? Yani bu işte o bahsettiğim sosyalist şeyin kültür merkezinin tiyatrosuyla. Ne oynuyordunuz? Tanya. Nazım Hikmet'in Tanya şiirini. Bilirsiniz oyunları olmasına rağmen şiirleri daha çok oyunlaştırılmıştır Nazım Hikmet'in. Onunla bir turneye çıktık. Ama asıl ilginç olan, hayatımda ilk gördüğüm tiyatrocunun tiyatrosuna girdim. Yani profesyonel olarak onun tiyatrosunda bir iki sezon çocuk oyunlarında oynadım. Daha sonra tabii yollarımız ayrıldı çünkü hem çalışma koşulları, yani hayatı üretmek lazım değil mi? Yani. Evet, bir de açık söylemek gerekirse yeteneğimi yitirdiğimi hissettiğim bir an oldu. Yani Söğütlü Çeşme Camisi'nin önünde bir gün yeteneğimi yitirdiğimi hissettim. Nasıl oldu o? Bilmiyorum, o şeyden oldu. Aslında Müjdat Gezer'in yaz kurslarına gittim ücretsiz konservatuara girmek için. Ve çok başarılıydım. Orada bir şeyler oynayınca, hocalar tarafından alınca tamam dedim. Ben kesin kazanacağım. Ama Müjdat Hoca'nın şöyle bir kararı varmış. Paralı kurslara gelenin ücretsiz konservatuar sınavı girmesi etik değil. Ve bence çok doğru. Ama bize haber verilmediği için o hakkımızın alınmaması gerektiğini söyledim. 5-6 çok ciddi arkadaş vardı. Çok da yetenekli çocuklardı. Lakin cep telefonu olmadığı için randevu bir gün öncesine alıyorlar ve bırakıyorlar. Ben de şey söyleyecektim, hani bir sene sonra hayatın bizi nereye sürükleyeceğini bilemeyiz. Bu yüzden bu hakkımı ben kenara atmayacağım diye. Ama cici çocukları biraz pışpışlayıp göndermiş Müjdat Hoca. Sonra yurt dışına kaçayım derken böyle gidip orada Fransa'da... Bir dakika, burasını anlayamadım tam. Müjdat Gezen hem size kurs veriyor, sonra konservatuarda da tabii yani sınavda para mı? Tabii yani şöyle bir anlayışı var yani aslında. Yani orada da görevli mi kendisi? Değil de şöyle bir şey var. Evet. Müjdat Gezen Sanat Merkezi yaz kurslarının genelde tiyatroya eğilimi olan insanları buluşturmak için başlatıyor. Ama konservatuar sınavlarına girmek için oraya girdiğin zaman şöyle bir şey oluşabilir. Hani parasını verdiğim için konservatuar sınavını kazandım. Burada böyle bir etik nokta var. Buna katılıyorum. Bu konudaki tavrını da hoş buldum. Lakin oradaki yönetici, yani bizi o kurslara kayıt eden insanların
bu konuda bizi bilgilendirmemesi bir başında sıkıntı. Başında söylemesi lazım. Siz aynen buraya öyle kursa gelirseniz diğerlerine karşı avantaj sağlıyorsunuz. Aynen öyle. Ondan peki sonra nasıl onu etkiliyor? Yani konservatuarda bireysel sınavda ya şöyle söylemesinler Müjdat Gezer'i, işte paralı kurslara sokuyor çocukları, sonra ücretsizmiş gibi konservatuarda bir sene okutuyor diye. Bence, kendisi okutmuyor ki onu yani. Yani ama bu konuda belki ben o tavrına çok şey değilim. Ben aslında doğru buluyorum o tavrını. Hmm. Burada bir küçük şey koyması, şerh koyması iyi. Lakin sorumluluk oradaki yönetici insanların bize söylemesi. Yani Müjdat Gezer'in kurslarına gidersen garantisi var giremeyeceksin. Yani sokmuyorlar seni o şeye. O tabii o beni biraz şey yaptı. O dönemde Fransa'ya kaçmak istiyorum. Sinema, tiyatro hepsini bir arada yapacağım. Hmm. Ve tiyatroyu da çok beğenmiyorum. O tiyatrodan ayrıldım işte. Bak burada şey tabii yani Türkiye'de çalışan tiyatrocuların, grupların sosyal hakları konusunda yaşadığım bir sıkıntı işte. Bir ay bir oyun var. Maaşlı çalışıyorum Halit abiyle. Ama o ay bir oyun için bana bir maaş vermediği için yevmiyeliği çevirelim dedi Murat. Ben de ağrıma gitti yani. Çünkü o benim idolüm, büyük tiyatrocu. Kim? Halit Ergör diye. Hmm. Sevgiyle analım artık yani. Geçti evet. Gitti artık. Ama zaman. Sen bir dakika şimdi Söğütlü Çeşme Camii'nden geçerken yeteneğim olmadığına karar verdim dedi. Olmadım değil. Gitti şıp diye gitti. Yani o Müjdat Gezen süreci bitti. Ben yurt dışına çıkamıyorum. Bir kötü gruplar var. Onlarda oynamak istemiyorum çünkü idealistim. Bırakmak sonra istedim. Bir an böyle o yoksulluk, bir ne yapacağını bilememe, hiperaktivite. Bir an böyle pat diye gitti içinden. Ondan sonra gerçi askerde tiyatroculuğumu kullanarak moral ekibine girip oyunlar falan yazıp oynadım ama yani yüksek enerjiyle zaten bazı şeyleri yapabilme potansiyeli olduğunu biliyorsun ama iyi bir oyuncuysan ne kadar iyi olup olmadığını anlarsın. Ben mesela artık iyi bir oyuncu olamam. Ama o enerjin de çıkıp ne diyorsun yerlere sen ya? Sen biz seni şimdi şurada Mavra Kafe'de oranın yöneticisi olarak tanıdık ve ne kadar iyi, ne kadar olağanüstü, ne kadar güzel diyalog kuruyor. Halbuki sen stand-up gösterisi yapıyormuşsun orada. Tamam doğru. Stand-up'la ilgili korkum vardı ya. Gerçekten bunu yapıyordum ama ya tabii işte kötü tiyatroculardan mükemmel garson çıkabilir. Ya bunu da söylemek lazım. Çünkü hitabet, konuşma, ilişki kurma, hızlı olma ve bunlarla beslenen şey bir sektörü gerçekten çok güzelleştirebilir. Sen biraz tatmin oluyordun değil mi orada diyalog kurmadan? Ya çünkü kurmadan insanları sevmek, yani meraklı olmak, kendi için, kendi serüvenin çünkü aslında o sahne hayatımızın her alanı. Evet. Yani sanat, ben açık söylemek gerekirse şiir yazıyorum ama şiirin kendisi o kadar önemli değil. Ben bir şair gibi yaşamaya, bütün hayatımı o incelikler üzerine kurmaya. Zaten çağımızda buraya gelmedi mi Nazım abi? Yani artık daha kişisel, daha küçük şeylerin peşine takılmanın, evet, bunları önemsemenin dönemine girdik. Mesela geçen Mine Söğüt senin programındaydı. Çok da severim. İlk yazdığım kitabın taslaklarını göndermiştim. Ve şey söylemişti. Ya Murat'cığım biraz daha yazman lazım. Ya benim de gerçi ilk kitabımı ben beğenmemiştim ama basmışlardı filan. Çok severim. Yani kafeye filan da girip de konuşurduk. Ama işte iktidar söylemin hakkındaki söylemlerini duyunca birden şey oldum. Yani biz hani o iktidar kavramının yeterince düşünmediğimizi, çok büyük şeyler konuşup ama aslında bu işin arkasındaki gündelik hayattaki yansımalarına yeterince iyi bakmadığımızı o gün programı izledikten sonra düşünmek zorunda kaldım. Yani çünkü yazmak eylemi aslında iktidara da talip olmak ya, başkalarının arzusuna. Hepimiz aslında iktidarın bir parçasıyız. Yani Bir Gün gazetesinde de olsan, Hürriyet'te de olsan, hiyerarşinin, işleyişin, o gündelik hayatta, editörden tut da bütün alanların o iktidarla bir ilişkisi olduğunu, onu beslediğini bilmemek ya da işte saç yapmak, başkasından daha çok okumak, hani matbaa işçisinin eviyle kendi evini bir mukayese etmek bu anlamda değerli. Bence herhalde buralara evet, geldik. Şu anda senin fotoğrafların da ekrana geliyor. Aynen öyle. O bir köylümün fotoğrafıydı. Burası Arif bizim Berakdeniz sokak mı? Burası. Aynen. Dünyanın en güzel inişlerinden biri. Bu yağmurlu bir Serdar Ekrem günü. Evet. Evet. Yağmur, yansıma, resimsellik. Evet. Bunların hepsi bu bir kilise. Bir otobüs penceresinden. Kilise bir yerlerde duruyor işte. Karacaahmet'in sonsuzluğu. Bak şimdi Ali Yıldız demiş ki senin yoksullukla ilgili söylediğin, yoksulluğun görkemli olmasa da şiirsel birle dönüştüğü Latife Tekin'in Gece Dersleri ve Berci Krist'in Çöp Masalları'nı da hatırlatayım istedim demiş. Aynen. Evet. Yani açık söylemek gerekirse
Sanatın herhalde en büyük tesellisi bu. Yani acılarımız orada bir şeye dönüşüyor ve onları okumak, sayfalardan okumak, ekranlardan izlemek biraz onları katlanılır kılıyor. Ama bu tabii ki şeyi almıyor. Yani genel olarak genel sıkıntıyı, genel insanın mutsuzluğunu almıyor. Hani sanat benim için bir gerçekten... Bu çok güzel oldu bu cümle. Bak bizim arkadaşlarımız da Artı TV sosyal medyası. Şair, yazar Murat Nergis, yoksulluğun en görkemli göründüğü alan sanattır sözünü koyup yapıştırmışlar. Çok da güzel olmuş. Dedi ki bir gün yani yoksulluk o kadar parlak görünmediği zaman. Gerçi artık yoksulların da zamanı yani. Şimdi zamanın büyük ikonlarına baktığında hep onlar artık sıradan insanın gerçekten böyle sıradan insanlardan oluşan kahramanlarımız var. Marilyn Monroe öyle, James Dean, Marlon Brando, artık soylu sınıfın, burjuvazinin böyle kralları, kraliçesi, Monaco prensesi falan değil de Marilyn Monroe var. Orada bir ikon. O kaldı. O kalmadı aslında. Sıradan insanın dönemi. Yani Amerika'daki hikaye bunun dışında mı Nazım abi? Artık cüreti var sıradan insanın. Kendi hikayesini, kendi krallığını, kendi hükümdarlığını yaşadığı bir dönem. Tabii ki bütün yani bu aynı zamanda biraz sıkıntılı da bir dönem. Tabii yani hani en büyük mazlumlar, yani en büyük zalimler kafası kesilmemiş mazlumlardan çıkar der. Evet. Siyero. Yani tabii ki buradan çıkan o yönetici eliti bilmem neydi. Yani dünyaya karşı şu anda o kadar iyi niyetli değiller. Yani Shell'in patronu şu anki küresel krizdeki tavrı gerçekten dünya dayanışmasına, dünyanın o şu gidişatı içinde unuttuğumuz bir sürü değerin tekrar hatırlanması konusunda şu anda bir proje yönetiyor mudur? Yani bir sürü akıl hocaları var orta sınıftan böyle zeki çocuklarını almıştır yanına. Ve onlar şu an ne konuşuyor? Bak bu önemli. Bizim gündemimizde onların gündemi ortaklaşabileceği bir noktaya gidinceye kadar bu sıkıntılar sürecek. Yani yoksulluk hep böyle neşeli, güzel hikayelerin içinde parlayacak. Umarım parlamaz, biter yani. Evet. Peki biz şair, şair, şair dedik. Burada şiirlerim var. Genel olarak şairler şiir okumayı sevmezler. Ben fakat de... şöyle de bir şey var. Eskiden şiir matineleri vardı. Yani şairler Atilla İlhan mesela. Atilla İlhan şiirleri okumaya, dinlemeye... Ben çok beğeniyorum. Yani Atilla İlhan'ı da Nazım Hikmet'in biraz belki o taş plaktan baskı olduğu için biraz böyle viyaklar falan ama hayır, çok Nazım güzel okur. Hikmet'in şanssızlığı Genci Erkan'ın gelmesi arkasından. Yani onu beğeniyor. O Nazım'ın taş plak şiirleri de güzel kendisi. Bence ama çok güzel Genci okur. Erkan'ın vurgusu yani bir tiyatrocu. Tabii tabii. Brecht'i de çok güzel okur Genco. Ben onu daha çok ondan dinliyorum mesela. Olan şanssızlığı orada. Şimdi burada Kütahya Alt Kütüphanesi. Kütahya Kalesi var orada bir tane. Ve arkasında da Kütahya Kalesi 1721. Ya Kütahya bir takıntıydı bir dönem böyle. Yani bütün buluşmalarımı, bütün şakalarımı kurduğum bir şeydi. Şiirin başlıklarını çok önemsemiyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü çok zamanımı alıyor. Altındaki hikayede aslında orta sınıfın zeki çocukları, teorisyenler, yani yoksulluğu hep kurban etmek isteyen, yoksulluğu yani güzel günler için hep feda kültürünün bir şekilde övülmesine karşı bir şiir olarak yazıldı bu. Şimdi izleyicilerimiz diyor ki bunları konuşuyorsunuz güzel sizin önünüzde var ama biz diyor bilmiyoruz. Ver elini de okusun. Şimdi şöyle bir şey okuyayım mı? Bir şiir mi okuyayım? Yani hayır oradan Kütahya Kalesi'ni oku bak kağıdı tamam, koyduğum yer. Tamam. Ya ben de kötü şiir okumama rağmen okuyayım kendi hele şiirimi okumak. Ya hemen şartlama insanları canım. Yani ben, ya başta... Evet ben okuyayım de izleyiciler karar tamam, versin. Tamam bunu karar okumak isterim. Kütahya Kalesi 1721. Şanlı beyler çok dilli heybetliler oluyor. Bacak aralarında çarşılar bayramlık. Frank Sinatra görse kıskanır. Öyle bilekliler yani yeminle. Çünkü ezberden bilirler nasıl olmalı her şey. Kurbanlıklar hazırdır yıllanmış yoksulluklardan. Biri ölmeli der en ulardan biri. Böylelikle çamurundan sıyrılacak güneş, kendini aklayacak da, çocuklar çilenecek parklarda, gülücüklerden gökkuşaklı sabahlar, La Dolce Vita. Biri ölecek listeleri asıldı en büyük puntolardan ilhamla. Sanırım unutulmuş şanlı beyler, çok dilli heybetliler. Olur öyle diyerek Paris'e toplu bilet aldık. Baktık çarabımız hala bitmemiş. Tarçın almaya gönderdik içimizden birini. Bu kadar. Allah okudum gerçekten.
Evet, çok güzel okudun. Yani en aklı başında şiir de bu zaten. Diğerini okumak mümkün değil yani. Peki Murat, böyle sen bu tevazuunla nereye gidemeyeceğini biliyor musun? Nereye gidemeyeceğim? Nereye gidemeyeceksin? Çünkü böyle bu kadar tevazu sahibi olursan sonra insanlar inanırlar. İnanırlar. Yani evet ya, hakikaten o garson çocuk falan demeye başlarlar. Belki de diyorlar. Bunun için lütfen kendinle ilgili birazcık pozitif ayrımcılık yap kendine. En azından sus. Ya kendini ama... bırak eserlerin konuşsun. Ama şimdi burada bak, burada saygı. Burada Pollyanna Butterfly'a mektuplar. Bu bir öykü. Ya o şakayla başlayan bir kitap ama bütün aslında bir şeyler hep bir tesadüf ister ya. Aynen, mektuplar üzerinden gelişen. Şakayla karışık başladı. Hakikaten Pollyanna var mı? Var. Bir Pollyanna var. İçinde de var. Pollyanna, aslında bir iki tane Pollyanna'nın şeyleri de, izleri de var. Tabii böyle canın yandığı zaman bir şeyler çıkıyor ortaya. Geyiğine başlamıştı aslında. Çünkü ben Dostoyevski'nin... Peki şimdi mektupları yazan erkek kahraman da Louis Ferit Muratyan. Evet. Şimdi Muratyan olduğuna göre Ermeni. Evet. Ferit olduğuna göre Türk. Louis olduğuna göre Fransız falan mı? Louis aslında şeyden geliyor. Kızıl boyalı saçlar vardı. Kostas Morselas'ın. Evet. Ben o Louis karakterini çok severim. Yani herhalde bütün edebiyat içinde en sevdiğim karakterdir. Yakın mı hissederim? O hiperaktivitesini mi beğenirim? Ya da oradaki hikayenin bir mahalle hikayesidir. Bir, aynı zamanda bir Yunanistan tarihini görürüz. Ve de orada ve o hafif meşrep kadınların tamamının İzmirli olduğuna vurgu yapar Kostas yani Morselas. Yapar ama çok eğlencelidir. Çok keyiflidir zaten. Evet. O kitap biraz ateşli aslında... kadınları daha aynen. Doğrusu. Evet. O kitap biraz benim böyle şeydir. O Louis karakteri çok etkilemiştir. Aklıma öylecik geldi. Benimsedim ve Louis'e yazdırdım. Aynen. Bunu. Facebook'ta öylesine mektuplar yazıyordum işte. İlk birkaç mektubu yazdıktan sonra devam etmemi isteyen arkadaşlarım olunca ben bunu bir hikayeye döndürmeye çalıştım. Daha sonra 18-19 mektuba geldiğinde Burçak Bingöl vardır, seramik sanatçısı. Evet. O bunu bir yayın evine götürmemi, bir fikir almamı söyledi. Ben de bu vesileyle gittim. Daha fazla yazmamı istedi o zaman. Çok beğendiğini söylemişti editörü. Sonra başka bir yayıncı çıktık. Bu Kadıköy'lü çocuklar biliyorsun biraz zirensiz oluyor. Bizim 16 metrekarenin sahipleri de çok tatlı çocuklar. Bu yani böyle kendi aralarındaki okuma etkinliklerini profesyonel işlerinin dışında bir şeye dönüştürmek, bir yayın evine dönüştürmeye uğraşmışlar ve 16 metrekare yayınlarını kurdular. Bir ressam arkadaşımın vesilesiyle de bu metinleri okuyup basmak istediklerini söylediler. Ve daha sonra bu kitabı bastılar ama dağıtım diye bir sıkıntı var ya, %50 alıyorlar diye bu sürece girmediler ve kitabım da bu yüzden biraz şey öksüz kaldı. Okuyucuya gidemedi. Öksüz evet. Kaldı. Sonrası için de herhalde çok mutlular, biraz yayıncılığı da araladılar. Bu yüzden Kadıköylüler biraz dirensiz hayat karşısında. Buradan selamlarımı ve sevgilerimi ileteyim evet. Dostuma, yayıncı gerçekten dostuma. Gerçekten çok zalim o. Geçen günü bizim Nedim Gürsel konuğumuzdu. Şimdi şurada tünel çıkışı metronun orada bir genç delikanlı var. Ben yazdığım kitabımı alır mısınız diye şey yapıyor. Bize tuhaf geliyor yani bir insanın kendi kitabını. Sen bile söyleyemiyorsun kitap yazdım diye. Nerede kaldı? Ben imza günlerinde bile çok mahcubiyet 15 duyuyorum. Kitabınız olmasına rağmen. Hele hele böyle şeyde bunu anlatıyorum, yazdım da. İlk kitap Çingeneler, Başka Dünyanın insanları Çingeneler çıktığında kitap vardı o zaman tepe başında. İşte imza yapıyor, oturuyoruz orada. Zaten hepi topu 18 kişi geldi. Aslında bunun çok iyi olduğunu daha sonra büyük bir şair ağabeyimiz beni ikna etmişti. Çünkü o iki imzada 13 kitap imzaladığını söylemişti. Hilmi güzeldir Yavuz abim. Bu, Hilmi biraz. Yavuz dedi ki 18 kitap ne diyorsun dedi. Ben iki imzada dedi 13 kitap imzaladım dedi. Şimdi oturuyorum orada. Birisi geldi kitap alıyor. Yayın evi sahibi de işte hem de tezgahtar yayın evi sahibi hepsi bir. Kitabı aldı, parasını verdi. Ondan sonra gidecekken dedi ki yazarı burada dedi, imzalatmak ister misin? Baktı, imzalasın dedi. Yani istiyorsa. Ya, benim şöyle bir şeyim vardı. Bir ara, yani Galata'da bu konuşuluyordu. Şöyle bir şaka.
Murat'ın imzası kitabı çok değerli. Çünkü hepsini imzalamışım. Yani 500'e yakın kitabı böyle arkadaşlara. Aha, güzel. Bu bir şaka mevzusu oldu. Zaten bir de heyecanlanıyorsun. Ne yazacağını bilmiyorsun. Yani işte o lansman gecesinde ben böyle bayağı sarhoştum falan. Tabii şöyle bir şey oldu mu? Sevgilerle, aa bu mu yazdın? Aynen. İçtenlikle klasik çok, imzalı. Çok özel şeyler isteyenler özel oluyor. Özel şeyler yazman lazım. Ya abi bunu da nasıl bulacaksın? Yani Suna yakın değilsin ki. Suna yakın herkese aynen. Yazar. Yazar değil mi evet. Böyle? Bir de tabii şöyle şeyler var. Herkese mesela, yazmak tehlikeli. ki imza günlerinde buraya geleni soruyor. Şimdi yani usta yazarlar. Diyor ki ne yapıyorsun diyor. Öğrenciyim. Ne okuyorsun? İşte Türk Edebiyatı. Türk Edebiyatı. Kimi seviyorsun? İşte Yaşar Kemal'i severim, Azine severim, Nazım Hikmet'i severim falan filan. Nazım sever bilmem ne, sevgilerle falan. Mesela oradan bir şey oluyor. Onun öyle bir incelikli yanı var yani. Evet. O, ama tabii zaman da enerjik. Gerekiyor şeyde. Aynen. Bir de aslında iyi de bir, yani bayağı da bir okuyucu kitlesi olan bir yazar yani. Evet. Popüler ve bilinen. Bu ilişkiyi sürekli böyle sürdürmek büyük bir enerji istiyor. Yani şey benim ama de imza değerli. Mutlu olduğum imza günleri de var. Mesela Batman'da böyle bir söyleşi yapmıştık. Sonra hangi kitap olduğunu hatırlamıyorum. Galiba şeydi Ahlak Islatan Medya Kurmaca Öyküler kitabı. İşte gazeteciler cemiyeti çağırmış ve bir de jest yapıp 150-200 kitap almışlardı. Ve güzel. İzleyiciler de parasız olarak onları sahip oldular. Böyle dostlarım. Bir de böyle dostlarımız olur ya, onlar da çok evet, değerli. Ve herkes sıraya girdi. Herkes kitap almak istedi. Bir saate yakın, zaten 45 dakika konuşmuştum. Bir saat kitap imzaladım. Ama çok hoşuma gitti. Güzel yorgunluk. Ben mesela işte Selçuk abim var. O böyle işte 100 kitap aldı filan. Şimdi bu fotoğraf sergisi olunca şey söyledim ona. Bak 50 fotoğraf var. Bence yani bunları şimdiden al sen diye. Hani onların o güzel destekleri de insanı motive ediyor hayatın evet. içinde. Buradan da ama teşekkürlerimi şöyle, tekrar sunayım. Bu kitabın sözleşmesi falan var mı? Kaç, var. Ne var kadar? 5 yıllık ama ben şimdi şu açık söylemek gerekirse aktif yayıncılığı bıraktığı için yani şu anda aktif olmadıkları için ve aramızda bir dostluk ilişkisi olduğu için bir sıkıntı olacağını sen düşünmüyorum. Sen oradan. Ben yeni bir kitap yazıyorum. Şu an Everest'in bu roman buradan yarışması. Beraber, Everest'in bir roman yarışması var. Şimdi ona yetişmeye çalışıyorum. Çinlerin çok sevebileceği bir roman buradan yazmaya çalışacağım. Buradan çıkınca hemen devam edeceğim mi yazmaya? Buradan çıkınca aslında bir sergiye gitmeyi istiyorum. Birkaç gündür gidemiyorum. Bir gidip orada bir nefes alacağız. Belki hangi sergiye? Maren bize cheesecake falan yapmıştı da birlikte yeriz diye. Sizi de davet etmeyi düşünüyorum. Bu fotoğraf sergisi işte. Teşekkür ederim serginin ismi. Nerede? Kumbaracı Yokuşu numara 61 Palavra Art diye bir Alman doktorun. Avusturya Hastanesi'nde çalışan bir Alman doktorun. Daha çok buradaki yaşayan Alman öğretmenler ya da işte çalışanlar. Alman ekaliyet. Aynen. Onlarla ilgili bir buluşma, bir küçük sanat etkinlikleri yapan, mezatlar düzenleyen bir iyi niyetli bir hanımefendinin çabasıyla kurulmuş bir yer. Biz de bu kitabı çok beğenmiş çünkü Türkçeyi sonradan öğrendiği için sanırım. Bu vesileyle bir okuma günü yapalım dedi orada Maren. Ben de fotoğraf sergisinden bahsedince onu da istedi. Ve sen şimdi burada okuma günü yapacaksın. Şimdi bir de okuma yani hem Almancası hem... Bütün şeyler yasaklandı böyle sosyal etkinlikler. Ya yani şu an tabii biz de yani şu an yapamayız zaten. Yapmamak da gerekir biraz. Evet. Yalnızlığımıza kaçmanın tam doğru zamanı diye düşünüyorum. Bir daha söyle. Yani Nietzsche'nin söylediği yalnızlığına kaç diye bir şey vardır ya böyle buyurdu. Güzel. Tam zamanı işte böyle tam muhasebe zamanı hani tam dayanışma. Yalnızlığa kaçmak. Aynen yani şu anda hepimiz evimizdeyiz. Sağımıza solumuza bakalım kimlerle birlikteyiz. Yarın internet olmasa ne olacak? Ne yapacağız? Yani işte bu hayatı nasıl geçirdiğimize dair, nasıl yaşadığımıza dair böyle bu tür krizlerin ya da işte bu tür felaketlerin olumlu yanları olduğu düşünüyorum yani. Bu biraz düşünmek, hayatı yeniden gözden geçirmek için de iyi bir fırsat. Bunu değerlendirmek lazım diye düşünüyorum yani. Dayanışmayı tekrar düşünmek. Çok zorunda değil mi? Değil mi? Kardeşlik diye bir şey var. Bak artık virüs, herkes bütün sınırların ne kadar aşındığını en iyi gösteren hikayedir bu yani. Hepimiz birbirimize muhtacız. Evet tam bağımsız Türkiye diyoruz. Ama aynı zamanda birbirimize bağımlı olduğumuzu da yeniden düşünmek değerli bir şey. İtalya'nın işte son Avrupa'dan yeterli desteği almaması ve Çin'den gelenlerle birlikte oradaki halkın Çinlilere olan sempatisi.
Yani bunu biraz daha bence bu tür ayrılıklardan, yani ülkede her şey böyle bin parçaya bölünmüş. Bir ulusalcılar tek şeydi, onlar da üçe bölünmüş şimdi, böyle birbirlerini atıştırıyorlar filan. Bence biraz o ayrılıklarımızı parlatmak yerine, cilalatmak yerine ortak noktalarımızı, ortak değerlerimiz üzerine biraz düşünmemiz, evet, biraz daha yan yana gelmenin zamanıdır diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi burada da ideolojiler insanları şekillendiriyor. Mesela şimdi Yunanistan sınırında mülteciler var. Yunan güvenlik güçleri var. Onların arkasında siviller var ve onlar ırkçı Yunanlılar. Evet. Öte yandan sadece Yunan kitlesi de Selanik'te ve Atina'da diyorlar ki, çıkıyorlar meydanlara, sınırları açın, birlikte yaşayalım. Tanımadıkları insanları yani karşılamak istiyorlar. Bir örnek daha var. Biraz önce okudum. Twitter hesabımdan da paylaştım. Bir İngiliz kruz gemisi Karayipleri dolaşıyor. 5 tane hasta var. Test yapılıyor. 5 hasta var. Ve hiçbir liman gemiyi kabul etmiyor. Sadece bir ülke, Küba, Havana Limanı'na gemiyi kabul ediyor. Hasta olanları alıyor. Gemiyi İngiltere'ye yollayacak şimdi, testler yapıldıktan sonra. Hasta olanları da bakımını üstlenecek ve hiçbir ücret almadan yapacak bunu. Bu işte şimdi ya. Küba'yla diğerleri arasında fark, Karayip ülkeleri arasında sadece öyle değil, dünyanın soluyla sağı arasında. Niye insanın kalbi soldadır, onu da açıklanabilir. Evet, ama şeyi de söylemek, yani bu mesela bu söylediğiniz şey çok değerli gerçekten. Yani o hastalara bakmanın tarih içinde de şeyleri var, karşılıkları var. Yani bu geçmişte bize gelen gemiler falan vardı İkinci Dünya Savaşı'nda. Onların başına gelen oradaki insanların, işte destek verenlerle vermeyenler, bir yerden sonra bir utanç vesikası olarak karşımıza çıkabilirler. Yani bu yüzden de açık söylemek gerekirse bu konudaki bütün iyi çabaların, ümidi, insanları yan yana getiren bütün çabaların değerli olduğunu görmek lazım. Çünkü artık güç ve zenginliğin öldürmek değil de yaşatmak olduğunu bir kez daha altını çizmek lazım. Yani dünyayı binlerce kez öldürebilecek silahların var ama bir tane iyileştirebilecek aşın yok. Evet. Mesela artık büyüklüğü ve gücü yeniden bir gözden geçirmenin de zamanı geldi. Bir şey daha var Küba ile ilgili. Brezilya Sağlık Bakanı televizyon programında elçisini kovduğu ve diplomatik ilişkisini minimuma indirdiği Küba'dan koronavirüs ile ilgili mücadele için doktor talebinde bulundu. Ve Küba oraya doktor yollayacak. Venezuela'ya yolladı. 25 bin vardı. Bir ara böyle bir gazete haberinde okumuştum. Dünyada 25 bin sağlık çalışanı var. Yani küçücük lokma kadar ülkeden çıkan nitelikli insan sayısına ve o insanların da dünyayla kurduğu ilişkiye bakarak biraz şapkamızı önümüze eğmek zamanı. Göz tıbbında, kanser tedavisinde. Evet. Üçüncü sıradaydı bir ara Küba, gözde. Küba çok fazla. İleride aynı zamanda 93 yılıydı. Ben işte Küba'ya gidip dönmüştüm. Fidel Castro ile görüştük. Sonra Latin, orada birçok üst düzey görüş temaslarımız oldu. Şunu söylemişlerdi. Biz 0-1 yaş arası çocuk ölümlerinde Latin Amerika kıtası ile kıyaslanmayacak kadar iyi durumdayız. Avrupa Birliği standartıyla aynı dedi. Avrupa Birliği ülkelerindeki 0-1 yaş arası çocuk ölümleri aslında bu bir modernleşme ve ileri toplum örneği için kıstastır. Küba Avrupa ile aynı hizada ama ekonomik hacmi bakımından kıyaslanamaz onlar. Ya Küba'yı biraz da tabii şeyden de bakmak gerekir. Yani anlamak için onun kenarında, kıyısında olan, onun kadar küçük olan ülkeler, ne bileyim işte Panamalar, şunlar bunlar, onlarla kıyasladığın zaman Küba'nın ne kadar değerli bir deneyimin içinde olduğunu anlayabiliyoruz. Evet. Yani orada da bir ülke, burada da bir ülke ama biz mesela Küba'yı konuşuyoruz şu an. Demin Karayipler'deki İngiliz gemisi deyince hiçbiri almıyor. Aynen İkinci Dünya Savaşı'nda Romanya'dan kalkıp Filistin'e gitmekte olan Struma gemisini anımsattı yönetmenim. İşte aynen az önceki söylediğim oydu, ismi gelmedi aklıma. Evet, Struma. İşte yardım edenler, etmeyenler, yani işte boğuldu birçok insan o sularda. Ayrıca şey, biz de oradan şey çıkartıyoruz. Struma gemisi şeye yanaştı, Sarayburnu'na ve Shell'in Bükreş
temsilcisi olan kişi Yahudi indirildi ve Koç ailesi onu aldı ve biz ne kadar insancıl bir ülkeyiz denildi. Sonra palamarları çözüldü. Çekerek Karadeniz'e Şili bırakıldı. Taraflarında, Şili taraflarında bırakıldı ve bir Rus denizaltısı da onu batırdı. Yani dünya acılar da dolu şimdi. Evet. Yani Çinlerin Japonlardan çektiğini unutabilir miyiz? Mesela son bugün son dakikanın içindeyiz. Murat. Mükemmel. O zaman Japonları konuşalım. Yani Japonlar değerli bence. Japonları 2. Dünya Savaşı'ndan önceki Japonlarla 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Japonların imajı hakkında düşündüğümüzde aslında çok fazla resmi göremiyoruz ama bakıyoruz. Yani 1 milyonun üzerinde Çinli'nin bir şekilde ölümüne neden olmuş. Esirlere ve savaş esnasında yaptığı muamelelerle dillere destandır Japon zulmü. Ama mesela biz nasıl tanıdık? Onları Sanyo ile tanıdık. Sakin, uyumlu, bilmem başka ne. Başka bir şey daha var, haksızlık etmeyelim. Bunu son, görmek gerekir diye düşünüyorum. Son Fukushima faciasında biz i̇şte o 2. Şeyde, Dünya Savaşı'ndan sonraki Japon. Bu yeni daha yani. Şimdi onu dün söylüyorum. Oldu daha. 7 şişe su var. 3 Japon markete giriyor, çıkıyor. 4 şişe su kalıyor orada. Şimdi bir de Türkiye'ye bakalım. Deprem evet, o konuda falan olmadı. Çok iyiler. Yani ben değil, sen. İnsan olmanın en üst hali. Artık oraya geldiler. Murat, teşekkür edeceğim ben sana. Teşekkür çünkü ederim. Geçtik. Aynen. Bugün sevgili zaman. İzleyiciler, Murat Nergiz'di konuğumuz. Fotoğraf, öykü, şiir, ne ararsanız hepsi var. Ama yakında çok patlayacak, tirajı da yüksek olacak eserlerle bizlerle beraber olacak. Bir film sanat çekeceğim. Edebiyat dünyasında mutlaka ve biz de onu yaygın biçimde ağırlamış olan ilk kanal olacağız herhalde. Çok teşekkür ederim. Konuk ettiğin için, güzel sohbetin için ilham verici bir kişi olarak bulurum sizi. Çünkü yani Mavra'da tanıştık sizinle. Bu yüzden her zaman ustalara saygı diyorum. Başka peki, bir şey demiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben İmzalı, teşekkür ederim. İmzanın için de çok teşekkür ederim. Sevgili rica izleyiciler, ederim. Haftanın 3. günü de Murat Nergiz'le noktaladık. Yarın sabah saat 7'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.